akrabalarım, dostlarım, hepinize hayırlı günler diliyorum. Cenab-ı Hak yapmış olduğunuz hayır cemiyetini kabul etsin. Birlik beraberlik içinde inşallah bundan sonra da nice yıllarda bir arada gelmeyi sağlıklı bir şekilde, mutlu bir şekilde bu tür cemiyetleri dahil etsin. Bizler bugün AK Parti Bursa Milletvekilimiz Sayın Emel Gözüköre Durmaz vekilimizle, AK Parti İl Başkan Vekilimiz, hemşerimiz, kardeşim Avukat Kamil Bayramiç ile birlikte, Orhaneli Belediye Başkanımız, AK Parti Orhaneli İlçe Başkanımız, MHP İlçe Başkanımız, il yönetiminden arkadaşlarımızla birlikte sizinle beraberiz. Bu sene tatlı bir talihsizlik oldu. Bizim köyle Feres Köyü'nün, Firoz Köyü'nün köy hayır cemiyeti aynı güne denk geldi ama inşallah bundan sonra farklı bir formatta belki devam eder. Hocamın da dediği gibi. Ama özellikle köylülerimin de gelmeden önce kendi köyümüze uğramıştık. Özellikle selamlarını iletiyorum. Tabii biz komşuyuz, akrabayız, hemşeriyiz birçok noktada ama aynı coğrafyayı, aynı kaderi paylaşan insanlarız. O açıdan da sizden de selamını inşallah dönüşte onlara ileteceğim. Gerçekten bu tür hayır cemiyetleri birçok faaliyetin ötesinde önemli faaliyetler. Neden? Dünyadan biraz daha günlük hayat telaşesinden uzaklaşarak bir araya gelmek, daha fazla hasbihal etme imkanı bulmak ve en azından doğduğumuz, büyüdüğümüz yerlerde bu yaşantıyı devam ettirmek, eşimizle, dostumuzla bir araya gelmesi açısından da ayrı bir önemi var. Diğer taraftan da tarihten bugüne gelen, atalarımızdan bugüne gelen bu tür cemiyetlerin devamı, özellikle yalnızlaşan insanımız açısından, toplum noktasında bir araya gelme açısından da çok daha farklı bir öneme haiz. Ben öncelikle bu konuda maddi manevi anlamda emeği geçen bütün akrabalarıma, hemşerilerime, köylülerime teşekkür ediyorum. Yine bu tür faaliyette bir araya gelerek gelmek suretiyle destek veren tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Dernek yönetimimize, muhtarımıza, maddi manevi anlamda bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hasreten bir kardeşiniz olarak da ikinci teşekkürü de 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde gerek Cumhurbaşkanımıza gerekse özellikle bize gösterdiğiniz destek noktasında, dualarınız noktasında teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten bunun bizim için direkt karşılığında sizin destekleriniz çok önemli oldu. Sandıklara yansıyan, seçim sonuçlarına yansıyan ve Ankara'da, Bursa'da fark edilir, bilinir anlamda bir desteğinizin olduğu görüldü. Bu bugün bizim içindir, yarın bir başka hemşerimiz, kardeşimiz içindir ama özellikle daha yöresi anlamda çok anlamlı bir destekti. Hepinizden Allah razı olsun. Tabii bizler de milletvekillerimiz de, il başkanları, il başkanlığımız, belediye başkanlarımız, ilçe teşkilatlarımızla birlikte Türkiye, Bursa ama özellikle daha yöresi anlamında hizmet noktasında elden geleni fazlasıyla gayret etme niyetindeyiz, azimdeyiz. İnşallah Rabbim bu birlik beraberliğimizi ömür boyu daim etsin diyorum. Cemiyetimiz hayırlı olsun inşallah. Allah kabul etsin. Hayırlı günler diliyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Güçlü alkışlarınız. Evet, Sayın Vekilim, eksik olmayın, hep uğrayın. Ama köylerimizin, yani yöremizin sorunlarını hiçbir zaman unutmayın. Ankara'ya taşıdığınızı görüyorum. Yani bütün bakanlıklar arasında mekik dokuyor ya. Teşekkür ediyorum. Yani kapıları açıyorsun inşallah. Sorunlar gidecek, çabuk çözülecek demektir. Çünkü tüm bakanlıkları hemen hemen ziyaret etti. Bursa Milletvekili olarak Allah yardımcınız olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz Sayın Metin.